Bugün Ikea'nın nasıl içinden geçilir? Onu çekeceğiz. Beni süper iyi. Hadi. Kız bilmiyorum oldu Allah belanı vermesin. Hadi otur şuna beni süreceğim. Vallahi gidiyoruz. Krediyi sen mi çekiyorsun ben mi çekiyorum? Bu yanık kokuyor. Birikiliyor. Burası benim çalışma masam yani. Burayı New York'a özel yaptırdım. New York bloğuna hafta yarışacağım. Canım yürüdü camından görüyorsunuz. Benden mi geliyor alarm bu? Ben geçtim. Nereden mi çıktı bu ses? Ay lütfen kontrol edin. Bak hiçbir şey çalmadım. Eczaneden çıktım gel. Ay bakın buradan da bir şey almadım. Alarmı da sökülmüştü gerçi. Ben bu adamdan nefret ediyorum ha? Nefret ediyorum, benim artık tahammülüm kalmadı bu evde. Bunu herkes duysun, nefretimi bilsin, bu etek de düşüyor burada. Vallahi siz olmasaydınız ben yıllar önce bu adamı boşanmıştım. Yıllar önce bu adamı bırakmıştım ben. Valla bu kahvedeki Rüstem olmasa bizim evliliğimiz bu kadar uzun sürmezdi. Geçen bir kahvehanedeki Rüstem'i aradım, tebrik ettim. Dedim bütün evliliğin yükünü sen almışsın, benim haberim yokmuş. Bana diyor bu evliliğin kıvılcımı kalmamış. Ben de hemen Rüstem'i aradım. Dedim belki bu kıvılcım ondadır. Ben aslında ilk sen doğduğunda boşayacaktım bunu. Ama ailem izin vermedi. Tupalak. Çorabı oradan kaldır demedim mi sen? Ana ben kocamdan şikayetçi, beni zorla çalıştırıp kölelik yaptırıyor bana. 500 lira ver. 500 lira ver, telefonu kapatayım çabuk hemen çıkart. Evet çocuklar, 4+4=16. Şimdi bir sonraki işlemde bakın buradan. Hocam ama 4+4=8. Yanlış yazmış. Canım sen profesörsün galiba. Profesör var sınıfta şu anda. Ben profesör değilim. Ben profesör değilim. Ben profesör değilim. Gel tahtaya anlat. Tahtaya gel anlat. Çocuklar devam hocam ediyorum. Hala yanlış, 8 yazmanız gerekiyor. Seni ben şimdi anlayacağım. Vallahi listemi de hazırlamışım, şimdi tek tek aramalara başlıyorum ben. Önce Mustafa'nın akrabalarını hepsini buraya toplamışım, aradan çıksınlar. Alo zalama kızları, hepinize iyi bayramlar. Dün aradık ulaşamadık, misafir mi vardı? Ha yok yok, ben engeli kaldırmayı unutmuşum. Akşama müsaitsen bir gelip oturalım sen de çayını. Yok yok, bu kadar samimiyete gerek yok, ben sizi aradım aradan çıkın diye. Hadi canım öbür bayramda görüşürüz, hadi bay. Kız vallahi bunlar da elini veriyorsun, korunu istiyorlar, ben anlamadım bu işte. Kız ben geçen Semiha'yı aramış mıydım? Alo ha, buyurun. Alo Semiha. Abla Semiha 3 yıl önce öldü. Devallah. Tamam canım o zaman, hadi iyi bayramlar. Kız zaten bu Semiha'da belliydi. Geçen Aysel'in kızı evlendi, beni aramadı. Ben biliyordum bu işte bir şey olduğunu. Hele bakın bir bana ne diyor. Yengecim iyi bayramlar, seni çok seviyorum. Mustafa bu senin akrabandır, ben engellemeyi unutmuş. Sıradaki gelsin. Teyzeciğim sen piyango parasıyla hacca gitmişsin. Yok evladım, benim piyango ile işim gücüm sus, yok. Ben beni hala kandırmaya ben çalışıyorum. Ben bilmem öyle. Çekil kenara. Ekran ışığını kısıp ekranı bozuldu diye dedeni kandırarak şu ana kadar 7000 lira para kazanmışsın. Müge Anlı nerede? Ah kız, bizim Ceyda cehenneme girmiş. Elimizsin. Kız buraya gel. Yaşlı amcaları dolandırıp ev ve araba almışsın. Bu da mı günahtı? Nasıl yaptın kız bunu, anlat. Melis geliyor. Aşkım seni zincire yatırıp kırbaçlayacaklar. Seversin. Hemen şu gelene bakın. Canım sen şu köşeye gitmezsin orada. Nereye gidiyorsun ya bu? Senin yüzden kısmı kapandı. Nereye gidiyorsun? Kimseyle gidemem. Sen bıçakları koy, ben geliyorum. Yani hadi uyara, sarı vakti. Hemen kalk ayağını. Çamaşırları atmışım, çıkarsın. İftara ne yemek var? Zakame kökünü yaptı. Şöyle bir çay yanına, tatlı ne güzel olur. Yemin ederim Allah'ına kulak ediyorum. Tamam bir şey demedim, bırak. Ya tamam. Bak ben yarın deli raporu almaya gidiyorum ha, artık bana iş yaptıramazsın. Valla millet namusu için yaşıyor, ben hizmet için yaşıyorum. Bu evde cahiliye dönemi var, ben çözdüm olayı. Şu bardağı da yıkasana, masada unutmuşum. Sabahtan beri sen her dedi bunu getirin. Ramazanda hizmet büyük sevap. Bak beni sinirlendirme, sana buradan da gülüm.